Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Nasıl? Mavicilerimiz büyümüş mü? He, bayağıdır mavicilerimizi çekmedik. Oo, maşallah. Bakın o küçük brahma var diye getirdim. Nasıl güzel olmuş. Evet. Nöbetten geldim. Biraz yorgundum. Hayvanları yemleyemedim. Acıkmışlar. Yemledim. Diğer tarafta da var tabii. Kümesimiz büyüdü artık, bahçemiz kablaştı. Nasıl arkadaşlar? Horoz. %90 horoz olduğunu düşünüyorum onu. Horoz bu ya. Başka bir şey yok yani. Ay maşallah. Ay maşallah. Ay maşallah. Şu arkadaki de tavuk. Ay maşallah. Çocuklar. Acıktınız mı siz? Ana. Ya bu brahmalar çok sakin. Diğerleri bunları hep dövüyor ya. Ana kafası da nasıl uzun, bakar mısınız? 4 tane büyük brahma civcivim var. Şimdi bir tane de orada var bak. Nerede o? Biraz. Heh, ilerliyormuş. Telefon da odaklama yaptığı için orayı çok net göstermiyor. Çok güzel civcivler ya. Evet arkadaşlar. Ay maşallah. Valla güzel büyüttük ya bunlar. Tüysüzdü hep, cıbıldak geldi hep bunlar. Ay maşallah, çok güzel oldu. Arkadaşlar şu renkli olan dışında hepsi tavuk diye düşünüyorum ya. Çok şükür. Tavuk oranımız çok çıktı ya. Ben çok memnunum bu işten. Bana tavuk lazım çünkü ben yumurta işi yapacağım. Nasıl? Mavici orozum. Yalnız kuyruk yok. Kuyruk çıkar herhalde değil mi arkadaşlar? Ben çok iyi bilmiyorum bu işte de bak. İbik falan büyüdü. Şu horoz mu tavuk mu? Tavuk herhalde değil mi arkadaşlar? Bu tavuk oldu ya. Ben bunu horoz zannettim de. Tavuk bence. Şu nasıl? Şunlar köy kırması. Bu da tavuk herhalde. Horoz değil. Şu köy kırması horoza benziyor. Ana. Heh, benim horozum geldi bak. Çok güzel maşallah. Şu renk de çok hoşuma gidiyor ya. Maşallah. Brahmalarda bir şey keşfettim bile. Brahmanın tavuklarındaki renkler sırtı ve göğsü aynı renk oluyor. Renk sırtından göğsüne doğru. Hangi renk olursa olsun. Bak şu arkadaki tavuk. O da tavuk. Sırtından göğsüne doğru hepsi aynı renk. Bak bu horoz. Kırçıllı bu. Diğer horozlar da hep kırçıllı. Bakın bu horozun aynısı bak. Büyümüş hali şu karşıdaki horoz. Benim büyük horozum bu. Az önce gösterdiğimin büyük hali. Kırçıllı. Evet renk var. Ama mesela sırtındaki renkle göğsüne kadar aynı renk gitmiyor. Bakın şuna şimdi. Böyle bir takip ettim biraz hayvanlar da. Öyle bir bilmiyorum. Tahminde bulunuyorum da. Muhtemelen doğru gibi. Hani tahminim. Bakın. Bu da horoz. Şey. Horoz nereden geldi? Bu da tavuk. Bakın sırtından göğsüne doğru hep aynı renk. Kırçıl yok. Ki zaten kafa ince uzun. Gaga yapısı ince. Horozun gaga yapısı biraz daha geniş gibi zannediyorum ben ama yukarıdan aşağı doğru arkadaşlar. Nasıl mavicimiz? Çok tatlı oluyor bunlar ya. Gözleri çok güzel. Simsiyah. Şimdi o tavuk da arkadaşlar bakın şuradaki mavici için de horoz diye düşünüyorum. Çünkü ibiği kalınlaştı ve yükseldi. Alnının üst kısmından ibik yükseldi. Bilmiyorum hani oradan kameradan bakınca video izlerken ne kadar belli oluyor ama. Şu küçük olan zaten cüce. Bu tavuğun cinsi şey ya. Bu tavuk değişik bir cins ama. Renkleri de güzel oldu. Bunları hep yumurtacı kullanacağız arkadaşlar. Yumurta yapsınlar biz yumurta yiyelim. Mavici biraz mavicileri de geliştirmek istiyorum. Mavici horozun da güzel ha. Siyah horoz. Çok güzel. Mavici horozumuz büyüsün. Kızım. Kızım senin bir tane civcivin var. Aldın mı altına? Öperim canım o civcivini. Yani yerim senin civcivini. Heh.
Nerede senin civcivin? Ha kızım? Senin civcivlerin hep öldü mü? Vay, yumurtadan çıkamadılar mı? Senin için civciv ayarlıyorum ben. Sen hiç korkma, canını da sıkma. Tamam mı? Birkaç güne civciv çıkacak senin altına. Gece bırakacağız. Sen de bu annelik içgüdüsünü güzelce yaşa. Bol bol. Hele gel bir civcivine baksınlar. Amcalar, teyzeler, neneler. Anam! Gel. Elime vuracaksın mı? Bak, elime vuracak arkadaşlar. Vuracaksın mı elime? Vurma elime. Isıracaksın mı beni? Baba ısırılır mı? Ay! Ne oldu şimdi? Ne oldu, ne oldu? Zarar da vermedin. Anam, 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 anam. Bir tane ya. Allah'ım yarabbim. Bu da sıkıntı arkadaşlar. Strese giriyorum. O bir tane de ölse şimdi bu kalacak yine. Kıyamıyorum bunlara şimdi. Bunlar ana olduğu için. Bakın size birilerini göstereyim. Bu birileri kim tanıtayım size. La ilahe illallah. Şu oturalım şöyle. Arkadaşlar bu civcivler neyin nesi? Hatırlıyor muyuz? Kellere bak. 9 tane civcivin 9'u da kaybolduğu zaman ya da bir yırtıcı tarafından yendiği zaman bilmiyorum. 2 tane kel aldık. Altına koyduk. Biri açık, biri koyu renkli. Sarıyla siyah. Onlar da büyüdü. Diğer 3 tane de büyüdü arkadaşlar. O diğer 3 tanenin 2 tanesi de hala oluverdi. Biri de bir abim, Cuma abim hediye etti. Sağ olsun. Onlar büyüdü bakın. Tavuk büyüttü hepsini. Tabii yem yiyoruz bir yandan da susuyoruz. Ay maşallah size, ay maşallah. Of, için bugün sulanı temizledim onlar. 3-4 güne hep sulanı temizliyorum arkadaşlar. Bu önemli. Gerçekten önemli. Suları temiz olacak hayvanlar. Sağlıklı hayvanlar istiyorsanız sularını temiz yapacaksınız. Sağlıklı hayvan istiyorsanız kümeste üşümeyecekler arkadaşlar. Bunlar önemli. Bana herkes diyor ki şu ilacı ver, bu ilacı. Bakın arkadaşlar, en önemli şey ilaç değil. Hayvanları güzel saklayabilmek. Gerçekten bunu hani ben çok bildiğim için söylemiyorum. Bu tecrübeden kaynaklı oluyor. Hayvanlar kümeste üşürse, ki benim annemin kümesi çok kötü. Hayvanları sürekli tek tek hasta olup ölüyor. Şimdi oraya kümes yaptım. İnşallah onun videosunu da atacağım size. Kümesinin çatısını yapıyor şu an. Videoları birleştirip atacağım. Anam kim geldi? Arkadaşlar hayvanlar kümeste nem alıyorsa, hayvanlar kümeste rüzgar alıyorsa, kümes üşüyorsa hayvanlar. O hayvanları hasta olmasın diye istersen çuvalla git ilaç al gel, hasta edersin hayvanı. Bütün faktörleri takip edeceğiz. Hangisi hayvanlara zarar, hangisi yarar? Arkadaşlar şu an yani ara ara böyle konuyu da değiştiririm ama şu mavici civciv dedi de bilmiyorum ya, mavici mi ya? Değil herhalde ya. Vallahi. Cuma abinin yanına gideyim de, abi sen bana mavici diye verdin de bu normal çıktı ya. Hele 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 küçükler, en küçükleri seçip yiyorlar arkadaşlar. Burada yattım önlerine. İçinde kırıkları seçiyorlar. Bir de mısır var, mısır kırığı. Mısır kırıklarını bir güzel yiyorlar ki maşallah. Yesinler değil mi? Vitamin. Çocuklar bunlar da gidiyor oradan. Kıyıdan köşeden kafalarını sokup oradan yiyorlar. Büyüttük ya, hamdolsun. Sayımızı da arttırdık elhamdülillah. Evet. Bu yaz yumurta konusunda çok bolluk yok. Zenginlik yok ama seneye inşallah yumurta konusunda bayağı bir iyi durumda olacağız Allah'ın izniyle. Evet, hayvanlarımızı yedirdik arkadaşlar. Videomuzu kesebiliriz. Herkese selamünaleyküm tekrar. Videolarımız bu ara biraz az oldu. Ama abone sayımız güzel gidiyor maşallah. Hani benim beklentimin üzerinde abone sayısı. İnşallah böyle devam eder arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Destek atmayı unutmayın. İnşallah daha da büyüteceğiz işleri. İnanın var ya, çok uğraşıyorum tavuklarla. Yani civciv bakım kümesi de mi yapmadık? Büyük kümes mi yapmadık? Küçük kümes mi yapmadık? Şimdi annemin oraya benim büyük kümesin 2 kat ya da 3 kat yaklaşık daha büyüğünü yaptım. Hem çatı şey yapacağım, içini dubleks yapacağım. Ara kat yapacağım, o hayvanlar çıksınlar oraya.
merdivenli güzel bir şey olacak inşallah. Yani bunları yaparken tabi elimizi menimizi ezdik, karnımızı tırnağımızı ezdik. Çatıdan da düştüm arkadaşlar. Ama bir şey olmadı elhamdülillah. Rabbim korudu, dikkat etmek lazım tabi. Bizim bir acemilik var, biz güvenliğimizi sağlamadan yapıyoruz biraz da. Hani velhasılı kelam destek olalım arkadaşlar. Hani o kadar uğraşıyoruz. İnan var ya, birçoğunuz da merak ediyorum, abi beni kimler izliyor diye. Hani umarım izlerken böyle hani pozitif duygular oluşuyordur insan ondan. Çok arkadaşlar. Hani dostlar olarak her birinizi değer veriyorum yani. Değer görüyorum sizden de. Sağ olun, Allah razı olsun. İnşallah işleri büyütelim biraz daha. Daha güzel yapalım inşallah. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Allah'a emanet. Selamünaleyküm.